Ve devam ediyoruz değerli izleyenler. Trabzonspor'la devam edelim. En güncel haberlerle devam edelim. Yunus Emre Sel, günaydın. Günaydın Deniz Tatar, kolay gelsin. Nasılsın? İyiyim çok şükür, sen nasılsın? Saçlarda bir yeniliğe gitmişsin. Biraz kısalttık ya, havalar ısınınca biraz değiştirdik. Güzel olmuş, gayet iyi görünüyorsun. Ne derler? Çok. Güle güle kullan. Sıhhatler çok olsun. Çok teşekkür ederim. Trabzon'da teşekkür gündemde isimler var, öyle değil mi? Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı şehirde, takımda? Son durum ne? Evet, takım tabii teknik heyet özellikle son yaşananların ardından biraz daha psikolojik olarak toparlama süreci içerisine girdi. Çünkü sağ dışına çok fazla odaklanıldı. İster istemez oyuncular da burada etkileniyordu ve teknik ekip bunun minimize edilmesi adına çok yoğun bir çaba sarf etti bu süreçte. Yani işin teknik taktik boyutundan ziyade biraz da psikolojik bir savaş verildiğini söyleyebiliriz açıkçası. Ama genel olarak takımın morali ve enerjisi yüksek çünkü lig üçüncülüğündeki konumu sezon sonuna kadar korumak ve Türkiye Kupası'nı kazanmak Trabzonspor için esas hedefler. Sakat iki oyuncu var. Paolo Nacho ve Hüseyin Türkmen. Bu iki ismin sakatlığı şu an itibariyle devam ediyor. Özellikle Paolo Nacho'nun Konya maçına yetişip yetişmeyeceği belirsizliğini koruyordu ama Konya maçında oynama ihtimalinin çok düşük olduğunu söyleyelim. Yani az bir ihtimal gözüküyor. Bu süreçte bir de U19 takımıyla antrenman maçı yaptı Trabzonspor A takımı. Bu karşılaşmayı da 3-2 kazandı. Mislavorsic gibi, Fernandez gibi belki sezon içerisinde az süre alan veya hiç süre alamayan isimler de bu zaman diliminde en azından teknik ekiple biraz daha fazla vakit geçirmeye Yunus Emre, şimdi çalıştı. Takımlarda 31. haftadayız. Takımlara yeni sezonda gelecek isimler konuşulmaya başlandı. Gazete sayfalarını süslüyor bu isimler ama aslında gidecekler listesi de oluşturulmaya başlıyor. Her takımda 3 aşağı 5 yukarı isimler ortada. Trabzonspor'un böyle bir listesi var mı? Çok doğru çünkü az bir zaman kaldı ve Trabzonspor için sezon sonu bir değişim bekleniyor. Yani önemli bir değişim bekleniyor. Bunu bizzat Trabzonspor Kulüp Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan dile getirmişti. Devre arasında öz ama sezon sonunda radikal bir değişime gidebiliriz demişti. Yani sezon sonu itibariyle Trabzonspor'da 10'a yakın transfer bekleniyor ve dolayısıyla bu kadar transfer yapacak bir kulüpten çok sayıda oyuncunun da ayrılacak olması çok doğal. Zaten sözleşmesi sona erecek olanlar var. Filip Benkoveş, Nikola Pepe, Paolo Nacho, Mehmet Can Aydın gibi böyle bazı isimlerin sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Bazı isimler belki transfer olup ayrılacak. Dolayısıyla gidecek oyuncuların sayısının da yine 8 ila 10 arasında olması bekleniyor. Özellikle yabancılar diyebilir miyiz Yunus Emre? Çünkü önümüzdeki yıl ligde yabancı sayısı 12'ye inecek. Trabzonspor'a baktığımızda kiralıklarla birlikte, dönecek olan kiralıklarla birlikte toplam yabancı sayısı 13. Yani en azından bir yarı yarıya indirme gibi kontenjanı açabilmek adına bayağı yabancıları gözden çıkaracak gibi hissediyorum. Çok doğru çünkü Maxi Gomez, Montesar Lahdimi, Korbelis, Tekliç, Ongyen Bakic şu anda Trabzonspor'da gelecek sezon planlamasında çok fazla düşünülmeyen isimler arasında yer alıyor. Dolayısıyla ilk başta bir 5 oyuncu saydım ki bunlardan 4'ü zaten farklı takımlarda kiralık olarak forma giyiyor. Yine Filip Benkoviç sezon sonu sözleşmesi sona erecek. Bence devam edilme ihtimali oldukça düşük. Paolo Nacho kiralıktı Southampton'dan ama Trabzonspor oyuncuyu bonservisiyle almayı düşünmüyor. Zaten maddi olarak çok zor bir transfer bonservisiyle. Belki kiralama noktasında bir girişim daha yapılabilir. Nikola Pepe bir yıllık sözleşme imzalamıştı. O da sezon sonu serbest statüye düşüyor yine. Ve 3 milyon 500 bin avro civarında bir rakam kazandığı için Trabzonspor bu rakamla devam etmek istemiyor. Yani bu rakamla devam etmek istemiyor. Kalacaksa eğer biraz fedakarlık yapması gerekecek. Yine Joaquin Fernandez sakatlık nedeniyle çok fazla süre alamadı savunmada. Mislavorsic şu ana kadar hiçbir maçta oynayamadı ama Mislavorsic ile ilgili düşünce şu, sezonun kalan bölümünde en azından oyuncuyu bir görmek ve gelecek sezon bu kadronun neresinde olabilir ona bir karar vermek istiyor. Enis Bardi ile ilgili sezon sonu İtalya'dan bir transfer teklifi getirme ihtimali var menajerinin. Belki orada bir aylık yaşanabilir. Farkındaysam bir
7-8 isim direkt kafadan sayabildik. Hatta kiralıklarla birlikte bu sayı 12. Dolayısıyla çok radikal bir değişim yaşanacak ve yabancı ağırlıklı da olması bekleniyor. Ama yerli olarak da Mehmetcan Aydın ve Berat Özdemir'in sezon sonunda kiralık sözleşmeleri sona eriyor. Bu iki isimle de kalan sürede devam edilip edilmeme noktasında önemli bir karar verecek teknik ekip. Hı hı. Senin listende mutlaka kalmalı dediğin, hadi 3 yabancıyı sorayım sana. Senin vazgeçilmez 3 yabancı oyuncu kim? Batista Mendy ile başlamak isterim ama Batista Mendy önceki gün Foot Mercato'ya bir açıklama yaptı. Trabzon'da çok mutluyum burada olmaktan, taraftarların ilgisinden, takımın özellikle tesislerin imkanlarından fazlasıyla memnunum. Fransa'nın en üst düzey takımında dahi bu imkanları göremeyebiliyorsunuz dedi ki bunu aslında Thomas Meunier de söyledi. Kendisi oldukça kariyerli bir isim. Paris Saint-Germain, Dortmund gibi takımlarda oynadı ama buna rağmen Trabzonspor'un tesislerine hayran kaldığını belirtmişti. Bu da gerçekten kulüp tesislerinin ne kadar kaliteli olduğunda bir göstergesi. Hı hı. Ben birinci sıraya Batista Mendy'yi koyarım ama sezon sonu Batista Mendy'ye Fransa'dan bir teklif gelebilir. Hatta bununla ilgili burada bir bilgi paylaşayım ilk kez. Bir Fransız kulübü, henüz ismini tam teyit edemedim, Trabzonspor'a bu oyuncu ile ilgili ilgi kağıdı gönder. Yani sezon sonunda biz bu oyuncuyu transfer etmek istersek bonservis beklentiniz ne olur diye bir durum var. O yüzden sezon sonu Batista Mendy için böyle bir durum yaşanabilir. Yine Thomas Meunier sabekteki performansıyla ciddi anlamda bir katkı sağladı. O yüzden o da yine takımda kalıcı olacaktır diye düşünüyorum. Sol bek pozisyonu için Borna Barisic çok yüksek ihtimalle sezon sonu Trabzonspor'a transfer olacak gibi gözüküyor. Henüz imzalar atılmadı. Orada bir değişim yaşanabilir. Diğer noktalarda ben Paolo Nacho'nun takımda kalmasını isterim ama Southampton oyuncuyu kiralık tekrar verir mi veya ne gibi maliyetli olur bunu bilemiyorum. Trezeguet edinmiş ya çok eleştirildikleri dönemler oldu ama takımı zaman zaman sırtlayan isimler arasında bu isimler dışında önemli bir değişim bekliyorum açıkçası. Bu arada olaylı Fenerbahçe maçı sonrası takıma 5 gün izin verilmişti. Sonrasında antrenmanlar yoğun bir şekilde sürüyordu. Konyaspor'la karşı karşıya gelecek Trabzonspor'da. Konyaspor'da ligin alt sıralarında yer aldığı için böyle maçları çıkış maçı olarak görecektir mutlaka. Biz bu maç sonrası Fenerbahçe, olaylı Fenerbahçe maçı sonrası nasıl bir Trabzonspor izleyeceğiz? Bir farklılık, bir şeyler olmuş olacak mı? Hem Trabzonspor'daki takımdaki son gelişmeleri de senden almış olalım böylelikle. Bence tabii ki olacak. Bu süreçten hani etkilenmemek çok mümkün gözükmüyor. Yani futbolun içerisinde olan herkes etkilendi yaşananlardan. Dolayısıyla takım da ister istemez etkilenecektir. Ama bunu asgari düzeye indirmek gerekiyor. İşte burada zaten teknik ekibe şu an itibariyle çok büyük sorumluluklar düşüyor. Yine takım kaptanlarına, takımdaki tecrübeli oyunculara burada önemli sorumluluklar düşüyor. Ama kadro olarak ben çok radikal bir değişim beklemiyorum açıkçası. Abdullah Hoca'nın çok yüksek ihtimalle yine Fenerbahçe maçındaki kadroyu veya ona yakın bir kadroyu sahada tutması ihtimali yüksek. Ama sadece şöyle bir değişim yaşanacak. Enis Destan şu anda kart cezalısı olduğu için Konyaspor maçında forma giyemeyecek. Paolo Nacho'nun da yetişme ihtimali düşük olduğu için forvet bölgesinde Nicola Pepe ve Umut Bozok kalıyor. Bu iki isimden birisini tercih edecek Abdullah Hoca. Oyun planını da ona göre şekillendirecek. Belki altyapıdan 19 takımdan Poyraz'a ve Yıldırım da yine kadroya dahil edilebilir. Bunun dışında orta sahada Berat, Umut Güneş arasında bir rekabet yaşanıyor. Orada formayı kim alacak? Belki orada biraz bu tatlı rekabetin sahaya yansıması olumlu noktada olabilir. Ama ben şöyle söyleyeyim, yine sanki hoca Batista Mendy'yi savunmaya çekip stoper bölgesinde ondan istediğini aldığını düşünüyor. Çünkü stopere çekip orta sahada eski düzene, yani Berat, Umut, Bardi düzenine de dönebilir. Böyle bir değişim bekliyorum açıkçası. Sevgili Yunus Emre, çok çok teşekkür ediyoruz. Benim sormadığım, senin ifade etmek istediğin başka bir konu var mı? Şu an itibariyle yok. Trabzonspor gündemi transferde oldukça hareketli. Sayın Başkan Ertuğrul Doğan ve Teknik Direktör Abdullah Avcı bu konuda bir liste hazırladı. Yaklaşık 20 oyuncunun bulunduğu bir liste bu. Liste üzerinden gidilecek ve ona göre bir transfer planlaması yapılacak. Tabii bunu söylerken scout ekibinin de listede
onayı olduğunu söyleyelim. Çünkü zaten bunu açıklamıştılar. Yani 3 birimin bir onayı olacak. Yani başkan, teknik heyet ve scout ekibinin onayı vermediği hiçbir transfer yapılmayacak denilmişti. Bu 3 birimin belirlediği yaklaşık 20 oyuncu. Yani bu 20'nin üzerinde olur, altında olur ama aşağı yukarı bu kadar bir oyuncu havuzu içerisinden bir transfer planlaması şu an itibariyle başladı. Borna Barisic başta olmak üzere bu noktada yoğun bir süreç şu an itibariyle devam ediyor. Peki. Çok teşekkürler Yunus Emre. Sana ve ailene güzel, keyifli bir hafta sonu diliyoruz. Yorumların için çok sağ ol. İyi yayınlar, kolay gelsin.